Gazze'deki katliam 9 aydır devam ediyor. Gazze'ye paralel olarak Hizbullah'la İsrail arasındaki gerilim de tırmanıyor. Daha geniş çaplı ve yıkıcı bir savaş yaşanacağı endişeleri hakim. Buna rağmen taraflar saldırılardan geri durmuyor. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sur'a saldırı düzenledi. Hizbullah grubunun üst düzeydeki saha komutanı Muhammed Nasır yaşamını yitirdi. Nasır, Hizbullah'ın İsrail ordusuyla çatıştığı sınır hattındaki operasyonların bir kısmından sorumluydu. Çatışmalarda ölen en üst düzey isimlerden biri. İşgal ordusu ayrıca Şihine'de bir bina ve Cebel Blat bölgesindeki altyapı tesislerini de vurdu. Saldırıların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Hizbullah'tansa misilleme geldi. Sınır bölgesindeki İsrail yerleşimlerinde sirenler çaldı. Hizbullah 200'den fazla roket ve 20'ye yakın insansız hava aracı attı. Bölgede yangın çıktı. Büyük dumanların yükseldiği görüldü. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise savaş ihtimalinden bahsetti. İsrail güçlerinin Hizbullah'a karşı gereken her türlü eylemi yapacağını söyledi. Ancak müzakere edilmiş bir anlaşmayı tercih ettiklerini belirtti. Gerçekler bizi zorlarsa nasıl savaşacağımızı da biliriz dedi. İsrail tanklarının Litani Nehri'ne kadar ulaşabileceğini söyledi. Litani Nehri İsrail sınırına yaklaşık 16 kilometre mesafede akıyor. Tel Aviv, Hizbullah güçlerinin bu nehre kadar çekilmesini istiyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise topyekün bir savaş çıkması halinde hiçbir kural olmayacağını ilan etti. Haberler ise Temmuz ayı bitmeden savaşın patlak vereceği yönünde. İsrail Sağlık Bakanlığı ülkenin kuzeyindeki hastaneleri alarm durumuna geçirdi. Alarm hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki hastaların güney şehirlerine naklini ve kitlesel asker kayıplarına hazırlıklı olmasını da içeriyor.